Banka kredi kullanımlarında kredinin taksit hareketleri içinde bulunan mali yılın dışına sarktığında ana para, faiz, BSMV, KKDF gibi tutarlar ve karşılık hesapları kısa ve uzun dönem olarak muhasebe hesaplarında takip edilmektedir. Kredi tanımı ile oluşan taksit hareketleri ile ödeme fişlerinin kısa ve uzun döneme göre kayıtlarının oluşturulması 2.91 sürümümüz ile birlikte sağlanmıştır. Mali dönem ve mali dönem bağımsız kullanımlarında yıl içindeki tutarlar kısa, yılı aşan tarihe ait tutarlar uzun dönem olarak muhasebe hesaplarına atanır. Ara mali dönem kullanımlarında mali dönem bitiş tarihi sonrasındaki tutarlar uzun dönem olarak takip edilmektedir. Örnek kayıtlarımızı oluşturmadan önce parametrelerimizi tanımlayalım. Finans parametrelerine banka kredi tanımında kısa, uzun vade muhasebe hesapları ayrı takip edilsin seçeneği eklenmiştir. Evet seçildiğinde dönem tarihleri kontrol edilerek muhasebe hesapları oluşturulur. Mevcut kredi modülü kullanımı devam ederken parametre değeri evet seçilmeden önce banka kredisine ait oluşturulan tüm fişlerin muhasebe kayıtlarının oluşturulmuş olması gerekir. Banka kredi tanımında faiz tahakkukları seçeneğimizi oluşturulacak olarak seçiyoruz. Kredi tanımı ile birlikte kredi hesabımıza faiz ve BSMV tutarları da yansıyacaktır. Banka ticari hesabı ve kredi hesabı muhasebe kodları pencerelerine kısa ve uzun dönem muhasebe hesap kodları gider tahakkuk hesapları seçenekleri eklenmiştir. Muhasebe kodları bankalar seçeneklerine de aynı muhasebe kodları eklenmiştir. Banka kredimizin tanımını yapalım. Banka hesaplarımızı seçerek tutar, faiz bilgisi ve vade bilgilerimizi giriyoruz. Kredi tanımı sonrası oluşan banka virman fişi, banka işlem fişi ve kredi taksit ödeme fişlerinde değişiklik olmamaktadır. Tanımlanan muhasebe hesaplarına tutarlar dağıtılmaktadır. Bağlı banka fişlerinde virman fişimiz oluşuyor. Fişimizi açarak muhasebe kodlarını kontrol ettiğimizde kısa dönem tutarlarının 300'lü, uzun dönem tutarlarının ise 400'lü muhasebe kodlarına yazıldığını görmekteyiz. Banka işlem fişimizi kontrol ettiğimizde kredi hesabına faiz ve BSMV tutarları yazılmıştır. Muhasebe kodları penceresinde gelecek aylar faiz BSMV tutarlarını tanımlanan 180'li muhasebe hesabına, gelecek yıllara ait faiz ve BSMV tutarlarını da tanımlanan 280'li muhasebe hesabına yazılıyor. Bu tutarlara karşılık kısa ve uzun dönem gider tahakkuklarının da oluştuğunu görüyoruz. Kredimizin taksit ödemesini yapalım. Oluşan banka işlem fişimizi ve muhasebe kodlarını kontrol edelim. Gelecek aylara ait faiz ve BSMV tutarları ile gider tahakkuk tutarlarının ters kayıtları yapılarak kapanmaktadır. Faiz, BSMV tutar karşılığı finansman gideri olarak yazılıyor. Ticari hesaba ana para artı faiz artı BSMV tutarı, kredi hesabına kredi ana para tutarının yazıldığı görülmektedir. Finans parametrelerinde yer alan banka kredi tanımında faiz tahakkukları ödeme hareketlerinden oluşturulacak seçildiğinde kredi tanımı sonrası oluşan virman fişinde kısa uzun dönem hesapları çalışacaktır.
faiz ve BSMV tutarları için banka işlem fişi oluşturulmadığından kredi taksit ödemesi sonrasında oluşan banka fişinin muhasebe kodlarında değişiklik olmamaktadır.